Değerli izleyenler, Magazin 8'den herkese merhaba. Birbirinden özel röportajlar ve magazin gündemine dair sıcak haberlerle karşınızdayız. Programa keyifli bir sanal turla başlıyoruz. Bakalım ünlü isimlerin Instagram'daki en son paylaşımları neler? Zeybek. Geyiğimi zirvesi için Çin'e giden Cumhurbaşkanı. Şahan Gökbakar ünlü haber spikerini taklit etti. Yüz binlerce kişi gülme krizine girdi. Erdoğan bugün Putin'le görüştü arkadaşlar. Ata Demirer kendi kendine film çekti. Oh. Tanrılar. Magazin dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarından yine birbirinden ilginç videoları hayranlarıyla paylaştı. Magazin 8'de ilgiyle izlenen sosyal medya turuna çıkıyoruz. 20 yıldır başarıyla ekranda olan ünlü haber spikeri Şule Zeybek'in canlı yayında bu halini mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Arkadaşlar biraz daha yavaş olursanız haber okuyorum. Teşekkürler. Kusura bakmayın sevgili seyirciler. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Canlı yayında her an her şey olabiliyor. Komedyen Şahan Gökbakar bu ilginç anları güçlü bir prodüksiyonla işte böyle canlandırdı. Ben Şule Zeybek. G20 zirvesi için Çin'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Putin'le görüştü. Arkadaşlar! Biraz sessiz olabilir misiniz lütfen? Ana haber sunuyorum burada. Uy, ne biçim bir haber bülteni ekibi bu ya? Öküzler! Çin'deki zirveye katılan Erdoğan Putin'le görüştü. Kendisini resimleyen basın mensuplarının karşısında son derece rahat davranan Erdoğan Putin'e baş parmağıyla güzel işareti yaptı. Arkadaşlar ne oluyor ya? Demet Evgar, yakın arkadaşları Esra Dermancıoğlu ve Songül Öden'le fake kahkaha atarak bir video çekti. Evgar videoyu sahtelik diz boyu etiketiyle yayınladı. Olanlar Oldu isimli filminin çekimlerine başlayan ve günün 17 saatini yeni filmine ayıran Ata Demirer set arasında kısa bir film çekti. Göreceksin Hector. Kılıcımın tadına bakacaksın. Oh. Tanrılar. Çok saçma bir şey yapıyorum. Komik videolarıyla hayranlarını gülme krizine sokan Demirer, aklıma bir fikir geldiğinde isimli videoyla da komik yaşantısından bir yansımayı paylaştı. Bangır bangır videosu 200 milyondan fazla izlenerek bir rekor kıran Gülşen, Instagram'dan kutlama animasyonu yayınladı. Video vahşi ortamda başlıyor ve Gülşen işte böyle tebrik ediliyor. Seren Serengil yeniden Bodrum yollarına düştü. Kendi aracıyla tek başına Bodrum'a tatile giden Serengil, Osman Gazi Köprüsü'nden geçerken bir video çekti ve o anları işte böyle ölümsüzleştirdi.